Ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Yarım saattir burada oturuyorum. Ne desem ne desem. Elimden geldiğince garip davranmamaya çalışacağım. Ama söz veremeyeceğim. Çünkü ilk defa böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Yüzümü görüyorsunuz. İnanmıyorum. Başlangıcı yapmışım gibi davranalım, tamam mı? Hadi hadi. Okeyleyin, tamam. Sanki ben başlangıcı yapmışım. Zaman geçmişten. Saçmalamaya başladım arkadaşlar. Özür dilerim. Çok saçmalıyorum. Arkadaşlar 100 bin abone olduk. İnanamıyorum. Çünkü ben 100 bin abone yıllardır. Bakın yıllardır olmak istiyordum. Ve olduk. Rüyada gibiyim. Hiç inanamıyorum. Çünkü bilmiyorum, rüyada gibiyim. Çok hızlı oldu arkadaşlar. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. 2021'in yazını görürüz diye düşünüyordum ama görmedik. Neredeyse 2020 bitmek üzere 100.002 aboneyiz sanırım. 100.002 değil, 102. 102 bin aboneyiz. Evet. Doğru söyleyeyim. Arkadaşlar, İyi ki varsınız. İnanamıyorum. 100 bin abone olduk. Rüyada gibiyim. Çünkü yıllardır istediğim bir rakamdı. Olduk. Dediğim gibi rüyada gibiyim çünkü hiç inandırıcı gelmiyor. Biliyorum birçok kişi diyor hani diyor ya, aa rüyada gibiyim falan filan. Ama gerçekten neden öyle dediklerini anladım. Rüyada gibiyim gerçekten, inanamıyorum. 100 bin abone olduk. Bunların hepsi sizin sayenizde. Çünkü her zaman benim yanımdaydınız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu video çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince kısa konuşmaya çalışacağım. Çünkü biliyorum bazılarınız çok konuştuğumu düşünüyor. O yüzden bu video kısa olacak. Arkadaşlar size son iki videomda bana sorular sormanızı istemiştim. Ve bir sürü kişi bana soru sordu. Toplam 4000-5000 soru vardı arkadaşlar. Bu arada soruların çoğunu görmedim arkadaşlar. Çünkü bu video biraz daha öz olsun istedim. Nasıl yani öz diye. Öz ne demek buzuma? Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, kendi. Her neyse. Sorularınızın çoğunu görmedim çünkü bu video biraz öz olsun istedim. Mesela bir önceki soru cevap videomda bütün soruları bir kağıda yazıp hani ne diyeceğimi falan ezberlemiştim azıcık. Bu video biraz daha öz olsun diye direkt aklıma geleni, aklımda olanı size söylemeye karar verdim ki bence en iyi olan bu. Bu arada bu video doğaçlama olacak arkadaşlar. Zaten görebiliyorsunuz. O yüzden garip garip şeyler diyebilirim. Saçmalayabilirim. Lütfen bunlar normal şeyler. Normal şeyler değil. Ben garip bir insanım. Evet. Burada laptopum var. Şimdi laptoptan arkadaşlar sizin sorularınızı okuyup birkaç sorunuzu cevaplayacağım. Eğer sizin sorunuza cevap vermezsem gerçekten özür diliyorum. Herkesin sorusunu okumaya çalışacağım. Bu video bittikten sonra da hepinizin sorularına teker teker bakacağım. Eğer sizin sorduğunuz soruya cevap vermediysem arkadaşlar şuralara bir yerlere iyi linki koyacağım. Belki sizin sorunuzu başka bir soru cevap videosunda cevaplamışımdır. Tabii başka bir soru cevap videosu diyorum ya, daha bundan önce bir tane soru cevap videosu çekmiştim. Bu da ikinci olacak. Üçüncü olur mu bilmiyorum. Bu son soru cevap olabilir. Tabii isterseniz daha fazla yaparım. Şimdi arkadaşlar en son soru cevap videomu 1,5 yıl önce falan yaptım. Aa, bu burada hoş olmadı. Şöyle şu arkaya koyalım. Dediğim gibi arkadaşlar en son soru cevap videomu 1,5 yıl önce yaptım ve bir sürü soru gelmişti. Ama bu sefer daha çok soru geldi çünkü tabii iki katı. Sonuçta 50.000'in ve bir e-mail aldım. O zaman buradan sırasıyla sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar size biraz kırıldım. Birçoğunuz kaç yaşındasın diye sormuş ve ben bu soruyu kaç kez cevapladım. Arkadaşlar her videomun altında açıklamalar kısmında genellikle sorulan sorular kısmı var. Orada adın ne? Gülsima kaç yaşındasın sorusu cevapla. Benim doğum günümde arkadaşlar ve 17 yaşıma girdim ve 17 yaşındayım. Lütfen sormayın artık. Şaka şaka. Tamam biraz tepkili olmuş olabilirim. Sizi de anlıyorum. Açıklamalar kısmına kim basıyor ki yani? Kim basar açıklamalar kısmına? Sizi de anlıyorum. O zaman sorulara yavaştan geçelim. Elimden geldiğince bir sürü soru cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ama ne kadar cevaplayabilirim bilmiyorum. O yüzden ne? Bilmiyorum. O yüzden... Burada bir sürü soru var. Elimden geldiğince birçoğunu cevaplamaya çalışacağım. 40-50 soru falan cevaplamaya düşünüyorum. Ama bu video çok uzun olsun istemiyorum. O yüzden... Herkesin sorusunu cevaplayamazsam özür dilerim. Peki o zaman birinci sorudan başlıyoruz. Yüzünü gösterdikten sonra bir rutin vlog kanalı açmayı düşünüyor musun?
demiş Selen Aydın. Arkadaşlar hayır düşünmüyorum ama eğer gerçekten düşünürsem size haber veririm, merak etmeyin. Bu arada yüzümü tekrar gösterir miyim tam olarak bilmiyorum. Bu ilk ve son yüz videosu olabilir. Ama tamam belki gösterir, bilmiyorum. Düşüneceğim, okey? Blackpink Ayşegül sormuş ki büyüyünce hangi meslek olmayı düşünüyorsun ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Büyüyünce çocuk dişçisi olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah. Tarçın TV sormuş ki İngilizce bir şekilde video çeker misin ve okuyorsan videoda biraz İngilizce konuşur musun? Okay, I'll talk English for a bit. Actually, I'm going to tell you guys a story now that I'm talking English. So back like 3 years ago, I did a live stream on Instagram and you guys asked me a lot of questions and I was answering them. And then I saw a comment saying, can you speak English? And then I started speaking English. After I was done, I saw this one comment that said, OMG, it's so boring. So and then I was a little offended. So I said, oh, if it's too boring, you can leave. But I said this in like a very nice way. And then the person commented, I didn't mean the live stream. I meant your English. Your English is so boring. And I felt so bad. She was like, I'm not gonna be a fan of yours anymore. I don't like you anymore. You're so mean. And then I was like, oh my God, I'm so sorry. I didn't mean that. I thought you were talking about the live stream. Oh, I feel so bad. Beğendiniz mi İngilizcemi? Ve İngilizce videoyu yapmayı belki yapabilirim, bilmiyorum. Meryem Tuğba Akdeniz demiş ki hiç kanalını kapatmayı düşündün mü? Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar, evet daha önce düşündüm ama bu çok çok eskiden, 4 yıl önce falanken arkadaşlar. Bir ara 6 ay boyunca ara vermiştim. Tabii siz muhtemelen çoğunuz bunu bilmiyorsunuz çünkü o zaman 5000 abonem mi ne falan vardı. 6 ay abone verdim çünkü çok sıkılmıştım video çekmekten. Sıkılmamıştım, biraz yorulmuştum çünkü video çekmek uzun sürüyor arkadaşlar. Ve o zaman biraz düşünmüştüm kanalımı kapatmayı ama onun dışında hiç, yani son 3-4 yıldır hiç kanalımı kapatmayı düşünmedim. Ahmet Köse sormuş ki LPS Macarons TV dışında kanalının adını ne koyardın? Güzel soru. LPS Macarons TV haricinde herhalde aslında değiştirmeyi çok düşünüyordum arkadaşlar. LPS Macarons TV'den LPS Minnoş TV yapmayı düşünüyordum çünkü biliyorsunuz benim kaybolan kedimin adı Minnoş'tu. Ve kanalımı çok fazla LPS Minnoş TV mi ne yapsam diye düşündüm ama en sonunda yapmadım. Çünkü herkes beni LPS Macaron TV olarak biliyordu. Aa, bu arada arkadaşlar kekimi gördünüz mü, makaron kekimi? Durun gidip getireyim. Kekimizi getirdim. Makaron gibi. Çok tatlı. Buradan yamuk kesilmiş gibi gözüküyor ama aslında yamuk kesilmedi arkadaşlar. Tadı da bayağı güzeldi. Beğendiniz mi kekimizi arkadaşlar? Şaka, hayır yapamam. Ve Gülsima çok kötü bir karar verir. Yapıştırıcı varmış üstünde. Evet, şu an yapıştırıcı yedim. Acayip çok midem bulandı. Hala midem çok kötü bulanıyor. Ama umarım kekimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Hadi şu kenara koyalım bunu. Ve devam edelim. LPS Rose TV demiş ki neden Miniş kanalı olmak istedin? Seni çok seviyorum. Uvul. Ben de seni çok seviyorum. Neden Miniş kanalı olmak istedim? Çünkü arkadaşlar ben küçükken tek oynadığım oyuncak Miniş'ti. O yüzden Miniş kanalı olmaya karar verdim. Sorularım. 100.000 aboneden sonraki amacın ne? 100.000 aboneye gelmek için kaç yıl uğraştın? Nezahat Sönmez sormuş. Çok iyi soru Nezahat. 100.000 aboneden sonra muhtemelen kanalımı biraz daha geliştirmek isterdim arkadaşlar ki geliştireceğim çünkü intro, biri bana intro yapıyor arkadaşlar ve o introyu görmeniz için çok heyecanlıyım. Artık LPS Macarons TV'nin introsu olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Ve 100.000 aboneye gelmek için kaç yıl uğraştın diye sormuş Nezahat bir de. Muhtemelen bir 3-4 yıl uğraştım arkadaşlar. Vay, bayağı uğraşmışız. Hobi ve LPS sormuş ki almak istediğim minişler hangileri? Aslında arkadaşlar ben sadece şu an bir Miniş istiyorum. Şuraya fotoğrafını koyarım. Arkadaşlar bu gördüğünüz Miniş var ya, gördüğünüz en pahalı Minişlerden biri. eBay'de şu anda, eBay bu arada alışveriş alışveriş sitesi ve bu Miniş, gördüğünüz Miniş 2000 liradan daha fazla. Kim 2000 lira verir bir Miniş'e?
Ama onu çok istiyorum. Ama alamayacağım. Imagine sormuş ki Amerika'da okuduğun için okulunda İngilizce konuşmakta zorluk çekiyor musun? Yabancı arkadaşların var mı? Evet, yabancı arkadaşlarım var. Ve birinci sorusu, niye ikinci sorusuna ilk önce cevap verdim? Her neyse. Birinci sorusu da Amerika'da okuduğun için hangi okulda İngilizce konuşmakta zorluk çekiyor musun? Amerika'da okuduğun için okulunda İngilizce konuşmakta zorluk çekiyor musun? Arkadaşlar, size bir şey itiraf edeceğim. Benim Türkçem İngilizcemden daha kötü. Evet, siz bunu fark etmiyorsunuz arkadaşlar ama benim videolarda falan çok uğraşmam gerekiyor. Genellikle bir yerlere yazıyorum ne diyeceğimi ki hani doğru dürüst diyeyim diye ve siz fark etmiyorsunuz ama arkadaşlar benim Türkçem aslında çok kötü. Yani çok kötü derken tabii o konuşabiliyorum, görüyorsunuz ama mesela bir cümleyi yan yana getirmekte biraz zorluk çekebiliyorum ara sıra ve garip bir şey ortaya çıkıyor. Mesela seni seviyorum, seviyorum seni gibi bir şey ortaya çıkıyor. Kardeşin, ablan ya da abin var mı demiş Emin Acar. Kardeşim var aslında. Acaba onun yüzünü de göstersem mi? Size kıyak yapacağım, onun yüzünü de göstereceğim. Şuraya bir fotoğraf koyarım. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar yüzünü göstereceğimi bilmiyor. Çaktırmayın. Lepese Yariş sormuş ki nasıl güzel kamerayı titretmeden çekiyorsun? Lütfen cevaplar mısın demiş. Cevaplarım Lepese Yarış'cım. Arkadaşlar ben tripod kullanıyorum. Şöyle tripodun fotoğrafını koyarım kullandığım tripodun. Bu tripodla videolarımın çoğunu çekiyorum ve tripod sayesinde kameram titremiyor. Funda Nak sormuş ki abla yüzünü gösterir misin? Okay. Bella Brawl Stars sormuş ki Stars sormuş ki abla hiç domuz eti yedin mi? Arkadaşlar hayatta. Hayatta. Birinci olarak haram. İkinci olarak hayatımda. Bakın hayatımda bu kadar leş bir şey koklamadım. İğrenç kokuyor arkadaşlar. İğrenç. Helal olsa bile muhtemelen yemezdim. Çünkü acayip kötü kokuyor. NPS'd sormuş ki minişlerle oynadığın için hiç seninle dalga geçtiler mi? Aslında kanalım olduğu için benimle dalga geçen birkaç insan oldu ama hiç minişlerle oynadığım için dalga geçilmedim. Buradan Gavin'e sesleniyorum. Tabii kendisi Amerikalı. Muhtemelen bu videoyu anlamıyor. Ne yapıyorum? Her neyse. Gavin arkadaşlar ve arkadaşları benimle dalga geçiyordu kanalım olduğu için. Onların da kanalı vardı tabii ki. O zaman söyle niye dalga geçiyorlardı Lepese Macarons TV? Çünkü arkadaşlar benim o zaman 10.000 abonem vardı ve bu hoşlarına gitmiyordu. Diyorlardı ki tabu tabu bir oyuncak kanalı. Nasıl 10.000 abonesi var ve bizim sadece 60 abonemiz var? Falan filan diye işte benimle dalga geçiyorlardı. Benimle alakalı bir video bile vardı kanallarında ama silmişler. Çünkü ben onlara kızmıştım herhalde. Hatırlamıyorum ama sildiler o videoyu. Kızmış olabilirim, hatırlamıyorum. Hüseyin Yavuz sormuş ki gözlük takıyor musun? Aslında evet, takmam gerek. Çünkü gözlerim arkadaşlar 19-20. Ama ben takmamayı tercih ediyorum. Onun yerine lens takıyorum. Lens de durun getireyim size. Şöyle lensler takıyorum arkadaşlar. Kedi Sude sormuş ki sevgilin var mı? Yok, uzun bir sürede olacağını zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar benim etrafımdaki erkekler veya çoğunlukla gördüğüm erkekler kızlarla başka nedenlerden sevgili olmak istiyorlar. Küçük izleyicilerim olduğunu biliyorum. O yüzden çok fazla bu konuya girmek istemiyorum ama hayır, kısa cevap sevgilim yok. Mina Vor Mina sormuş ki abla soracak bir şey yok ama nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Esen Toktaş sormuş ki günlük hayatta kullandığın sesin bu mu yoksa miniş videolarında böyle mi yapıyorsun demiş. Benim günlük hayatımda sesim arkadaşlar böyle. Videolarda ara sıra sesimi kısaltabiliyorum ya da böyle büyütebiliyorum. Karakterden karaktere değişiyor. Lepese Kartopu Köpek demiş ki soru sana en değişik gelen dizi ne? Bu arada seni çok seviyorum. Seviyorum. 13 Reasons Why. Türkçesini bilmiyorum. Şuraya koyarım. Arkadaşlar bu gördüğünüz dizi gerçekten çok güzel bir şekilde Amerika'nın okullarını yansıtıyor. Bu yüzden bana çok değişik gelmişti. Furkan Nisani sormuş ki minişlere ne zaman başladın ve okuldaki başarını etkiledi mi demiş. Minişlere arkadaşlar sanırım 2000... Miniş videolarını 2016'da çekmeye başladım arkadaşlar. Zaten ilk videom 2016 görmüşsünüzdür. Ve okuldaki başarımı etkiledi mi? Kötü de iyi de etkilemedi arkadaşlar. Çünkü ben videolarımı genellikle boş zamanlarımda çekiyorum. Neslihan Öztürk sormuş ki en sevdiğin şarkıyı açabilir misin? Arkadaşlar benim en sevdiğim şarkı sürekli değişiyor. Her hafta her ay değişiyor. Ama şu anda Nimet şarkısını çok beğeniyorum. Bayağı güzel bir şarkı. Ama açabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü copyright diye bir şey var.
Keşke açabilseydim ama. 5 hobini söyler misin? Ne olur. Peki söyleyeyim. Slime. Ve Gülsüman'ın annesi içeri gelir, ne yemek istediğini sorar. Biraz köfte. Olur. Beş hobin... Bir şey diyeceğim, sakız çiğnemek hobi oluyor mu? Hayır. Ne yapacağım lan? 5 tane hobim. Evet, slime'ı gösterdim. Film istemek. Slime 2. Slime'ı gösterdim. Film izleme, film ve dizi izlemeye bayılıyorum Netflix'i diyebilirsin. Çünkü aynı zamanda mesleğim. Film ve dizi izlemeyi çok seviyorum. Başka? Slime. Slime'ı gösterdim. Annemle ve kız kardeşimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Doğru. Sakız çiğnemek. Sakız çiğnemek olmaz. Tamam işte 5 tane hobi mi diyorlar? 3 hobi oldu sanırım. Kitap okumak seversin. Kitap okumak. Ama uzun zamandır kitap okumuyorum. Çünkü zamanım yok. Sinemaya gitmeye bayılırım. Ama şu an korona yüzünden her yer kapalı. Duyuyorlar. Ben buraları silerim. Bir de Luna Park'a gitmeyi çok seviyorum. Roller coaster, hızlı trenlere bayılırım. Sorum, Amerika'da ismini duyunca şaşırıyorlar mı? Çok güzel soru Murat'cığım. Evet, şaşırıyorlar, söyleyemiyorlardı arkadaşlar. Gülsüma benim adım biliyorsunuz ve Gossama, bana Glowy diyen bile oldu. Söyleyemiyorlar adımı arkadaşlar. O yüzden ben adım Rose diyorum. Yani o Rose biliyorsunuz gül demek ve bana gül diyor, Rose diyorlar, gül demiyorlar. Asel Su Barış demiş ki nasıl bu kadar hızlı büyüdün? Yani nasıl bu kadar aboneye ulaştın? Adım Asel. Bu arada çok güzel adın varmış Asel'cim. Ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Asel'cim. Asel. Adını iki de bir deyip duruyorum. Özür dilerim Asel'cim. Evet, komik değildi. Nasıl bu kadar hızlı büyüdüm? Sizin sayenizde arkadaşlar. Hep sizin sayenizde buralardayız. İyi ki varsınız. Aleyna Altundağ demiş ki kendin kız mı erkek mi? Sence? Channel TV demiş ki bütün Baby Yoda eşyalarını gösterir misin? Peki. Burada tatlı bebek Baby Yoda var. Ay çok tatlı, şu gözlere bakar mısınız? Şöyle bir Cadılar Bayramı için aldığım bir maske var arkadaşlar. Hello. Şöyle çok tatlı bir anahtarlık var arkadaşlar. Çok tatlı. Şöyle bir tane de arkadaşlar pop figurine var. The Child adında ve kendisi de burada. Çok tatlı. Yine de bir çok tatlı diyorum değil mi? Saçım bozuldu şu maske yüzünden. Ve son olarak şöyle çok tatlı bir kupam var arkadaşlar. Ya yerim ben seni. Ve maalesef şimdilik bu kadar soru cevaplayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sizin sorunuza cevap vermediysem gidip bir önceki soru cevap videoma bakabilirsiniz. Belki o videoda sizin sorunuza cevap vermişimdir. Arkadaşlar tekrardan 100 bin abone için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri o kadar çok seviyorum. Ve umarım yüzüm hayal ettiğiniz gibidir. Arkadaşlar 100 bin abone için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Sizleri çok seviyorum. Çok garip oldum ama. Her neyse, uzatmak istemiyorum bu videoyu arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Durun şununla kapatalım şunu. Bununla geldik, bununla gidelim. Görüşürüz.